Latife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Latife Hanım'ın resmini çektim, sizler daha iyi görün diye. Çünkü biliyorsunuz normalde dişler çok küçük. Kamerada tam belli olmuyor. Burada görelim istedim. Gerçi belli aslında buradan bakınca sorun. İlk estetik sorunumuz ne? Dişlerde aralıklar var. Diş aralığı ya doğuştan olabilir ya da sonradan gelişmiş olabilir. Siz de tahminim vardı ancak giderek arttı diye düşünüyorum. Niye giderek artıyor aralık? İki nedenden dolayı. Ana nedenlerinden biri şu, dişin kemiği eriyince aralık yavaş yavaş artabilir, dişler hareketlenebilir. Bu da kemik erimesi belirtisidir, dişteki belirtidir. Sizde öyle olmuş olabilir. Röntgen çekip bakmak lazım. Aralığı kapatmak için son senelerde çok uyguladığımız bir yöntem var. Bonding diye. Bilin ki dişinizde aralık varsa bondingle çok kısa bir sürede dişinizin aralığını kapatabilirsiniz. En büyük güzelliği şu, dişe zarar vermiyor. Ve göreceksiniz, bazen derler ki dişinde aralığı olanlar şanslı olur diye. Aksine aralığı kapatınca insanın şansı artar. Bu aralıklar yan taraftan, öbür tarafta da var, simetrik var. Birkaç tane dişte aralık var, onların hepsini bondingle kapatacağız. Dişlerde saralıklar var, lekeler var, onları daha temiz, daha beyaz yapacağız. Ve de diş etleri biraz sağlıksız. Diş etlerini lazerle dezenfekte edeceğiz. Biliyorsunuz diş etleriniz kanıyorsa muhakkak diş hekiminize kontrole gitmeniz lazım. Türkiye'deki diş hekimleri konusunda çok bilgili, çok becerili. O yüzden kendiniz güvenerek Türk diş hekimlerine emanet edebilirsiniz. Siz de işte muhakkak 6 ayda bir kontrol şart. Tedaviye başlayalım. Buyurun gelin. Hoş geldiniz tekrar. Açalım bakalım. Bir ağzınızı açın lütfen. Bakın bu tarafta da boşluk var. Çevirelim. Bu tarafta daha büyük boşluk var. Ciddi bir boşluk var. O şekilde. Ve diş etleri sağlıksız. Yavaş yavaş tedavilere başlayalım. Öncelikle diş taşlarını temizleyerek başlayalım. Ondan sonra lazerle diş etlerini dezenfekte edeceğim. Dişleri daha temiz, daha beyaz yaptıktan sonra da işlem aralık kapatmayla devam edecek. Aralık kapatmayı bondingle yapacağım. Aşama aşama başlıyorum. Bakalım isterseniz. Sıra geldi bonding işlemine. Öncelikle bonding yapacağım yüzeyi dezenfekte ediyorum. Dişe hiçbir zarar vermeden uygulayacağız demiştim. Bondingin en büyük güzelliği şu, dişe hiç zarar vermiyor. Herhangi bir dişte aşındırma yapmadık. Sadece bonding yapacağım kısımda dezenfeksiyon yapıyorum. Ondan sonra kendi yapıştırıcısını uygulayıp farklı renklere gireceğim. Sırayla yapayım, beraber seyredelim isterseniz. Yapıştırıcıyı uyguluyorum. Kendi yapıştırıcısı. Bonding'in ömrü ne kadar diye merak ediyor insanlar. Bonding'in ömrü ortalama 5 senedir. Bu ışık malzemeyi sertleştiriyor. Dişte 3 farklı renk var. O yüzden 3 farklı rengi uygulayacağım. Ve son rengimi giriyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi böyle özel dönen aletler var, disk deniyor. Özel dönen aletlerle dişin yüzeyine sıfırlıyorum malzemeyi ve son cilasını atacağım. Ve tam uyumlu hale geldi. Bakın aralık ne kadar güzel kapandı. Hiç belli bile değil. Tamamen kapandı. Çok doğal görünüyor. Karşıdan bakan bir göz bunu anlayamayacak daha önce aralık olduğunu. Şimdi sırayla diğer işlemlere devam ediyorum. Şimdi elindeki lazerle bugün diş eti dezenfeksiyonu yapacağız. Ancak diş ekiğinde lazer diş eti dezenfeksiyonu için, dişlerdeki dokuyu kesmek için, bazen 20 yaş diş çekimlerinde kemik kaldırmak için kullanılabilir. Artık lazer günlük hayatımıza çok girmiş durumda. Koruyucu gözlüklerimizi takacağız ve işlemlere başlayacağız. Latife Hanım'la çalışmamızı tamamladık. İyi misiniz Latife Hanım? Çok iyi. Bak Latife Hanım yüzü gülüyor sağ olsun. Evet. Zaten siz güler yüzlü hanımsınız. Ama ne diyorum ben, dişler gülüşün aynası. Kişinin dişleri güzel olduğu zaman daha rahat gülüyor. Rahat gülünce karşıya ona göre sıcaklık veriyor. Dikkat edin insanlara, dişi güzel olmayanlar ne yapıyor böyle gülüyor. Veya böyle. Evet. O zaman ne oluyor? Kişide ister istemez bir çekimsellik. Kendine özgüven eksikliği doğuruyor. Ama şimdi sizin gibi rahat güzel olunca, böyle rahat rahat gülünce ne kadar güzel olacak. Bak gülümseyin. Latife Hanım da şöyle bir yöntem izledik. Bir, aralıkları kapattık. Bir de bugün dudağı takip eden bir gülüş hattı oluşturdum. Ön dişler biraz daha uzun, yanlara doğru biraz daha kısalıyor. Öyle bir gülüş hattı yaptık. Böyle yapınca kişi otomatikman somurtsa bile gülüyor gibi, sempatik görünüyor. Daha kendini hoş gösteren bir gülüş yaptık. Size de yakıştı. Güle güle kullanın. Merak ediyorsunuz. Çok. Göstereyim size dişlerinizi. Buyurun. Ay çok güzel olmuş. Hep böyle bir şey istiyordum. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın Latife Hanım. Ellerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Güzel bir çalışma oldu. Latife Hanım'la çalışmamız tamamlandı. Gördünüz. Küçük değişimler ne kadar büyük fark oluşturuyor. Anlatmak gerek yok. İnsanın gözü zaten görüyor. Bakın ne kadar büyük fark etti. Sanki bütün dişlerini yaptırmış gibi oldu. Dudağı takip ediyor. Ön iki diş biraz daha uzun. Aralar dolu. Ön iki diş hafif ön planda. Ve dişler daha beyaz. Diş beyazlatmayla dişleri daha beyaz hale getirdik. Lazerle dezenfeksiyon yaptık. Dokuları temizledik. Ve araları bonding yöntemiyle doldurduk. Bondingle de dişe hiç zarar vermeden yaptık. Tek tek gördünüz. Burada tek yapılması gereken ne? Güldüğü zaman arkaya doğru bir tane eksik dişi var. Eksik dişlerde en önemli tedavi implant tedavisidir. Köprüye göre implant çok daha uygun bir tedavidir. İmplant da düzgün çalışılırsa, güzel implant kullanılırsa ağrısız, acısız implant yapılabilir. Genelde bir implantı yapmak 10-15 dakika sürer. Kemiğin içerisine yerleştirdikten sonra çoğunlukla bir süre beklenir. Bir süre beklenip kemik hücreleri implantı sarsın, kaynaşsın, kemikleşsin diye. Ondan sonra da üzerine ölçü alınıp diş takılır. İmplantta en önemli şey kişi yapan doktorun bu kişide bilgili olması. İkinci önemli konu da şu, doktorunuz hangi implantı kullanıyor? Ülkemizde 100'ü aşkın implant markası var. Bu implantlardan aşağı yukarı ilk 10 tanesi çok iyi. Hangisi kullandığını doktorunuza sorun. Ondan sonra araştırın. Çünkü vücudunuza giren ve senelerce kalacak bir parça bu.
O yüzden çok iyi olması lazım. Kendini ispatlamış bir firma tarafından yapılmış olması lazım. İplant kesinlikle ağrısız acısız bir işlemdir. Ve korkacak bir işlem yoktur. İnsanlar diş hekiminden korkabilir. Ancak göreceksiniz ki hekiminize gidip tedavi oldukça rahat 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 bütün işlemleri yaptırdığınızı göreceksiniz. Ülkemiz diş hekimleri konusunda çok bilgili, çok becerili. O yüzden güvenerek kendinizi diş hekiminize emanet edebilirsiniz. Bu yaptığımız değişim hanımefendi de güzel bir özgüven getirecektir, eminim. Bakın şimdiden daha güzel gülmeye başladı. Umarız diğer değişimlerle de özgüveni giderek artacaktır. Kendisine önümüzdeki yıllarında şans diliyorum. İnşallah benim yaptığım değişim kendisi bir nebze de olsa fayda etmiştir.